İdeal Fuarcılık tarafından düzenlenen Bodrum 2. İnşaat, Yapı, Dekorasyon, Mimari ve Gayrimenkul Fuarı, Bodrum'da Herodot Fuar Alanı'nda 31 Mart günü düzenlenen törenle açıldı. İdeal Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Recep Karakaya, fuar açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi. Bizim ideal fuar olarak Bodrum'da düzenlediğimiz bu ikinci fuarımız, 2022 yılında fuarların daha da devamı gelecektir. Temmuz ayı içerisinde kamp, karavan, tekne ve doğa sporları fuarlarımız olacak. Sonrasında evcil, hayvan, bakım ve aksesuarları fuarlarımız olacak. Yıl sonu tekrardan mevcut fuarımızın üçüncü fuarını gerçekleştirmiş olacağız. Bütün katılımcı firmalarımızı, kurdelemizi kesmek için sahneye girip bizi şereflendirirse çok mutlu oluruz. Çünkü herkes şehir dışından geldi, mesai harcadı. Umarım bu fuar hepimiz için çok verimli olur, çok faydalı olur ve sürekli devamı gelir. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizin ayağına sağlık. Teşekkür ediyorum. Kesilen kurdelenin ardından açılışa katılanlar standları gezdiler. Recep Karakaya düzenledikleri fuarla ilgili TV48 mikrofonuna da şunları söyledi. Bizi yayına aldığınız için TV48 ailesine çok teşekkür ederiz. Bizim ideal fuar olarak Bodrum'da bu düzenlediğimiz ikinci fuarımız. Önceki fuara göre katılımcı sayımız daha da artmış durumda. Ziyaretçi sayımız daha da artmış durumda. Ve biz ideal fuar olarak Bodrum'da yapacağımız, bundan sonra düzenleyeceğimiz bütün fuarlarda hep üzerine koyarak, hep katılımcı sayısını artırarak, ziyaretçi sayısını artırarak, şehrin STK'larını, özel sektörünü, kamu özel ve kuruluşlarını bir araya getirterek fuarlarımızı inşallah Bodrum'u Türkiye'nin gözde yeri olacak şekilde projelerimiz devam edecek. Bizim 2022 yılında tabii bundan sonra da projelerimiz devam edecek. Bu projemiz bittikten sonra hemen Temmuz ayı içerisinde kamp, karavan, tekne ve doğa sporları fuarlarımız da olacak bizim. Hemen akabinde evcil hayvan bakım ve aksesuarları fuarımız da olacak. Yine bu mevcut fuarımızın üçüncüsünü de Ekim ayında organize etmeyi düşünüyoruz. Şu ana kadar her şey yolunda. Katılımcılar gayet memnun, ziyaretçiler gayet iyi. Bugün fuarımızın ilk günü olmasına rağmen güzel bir iletişim, güzel bir etkileşim olduğunu görüyoruz. Bu da bizi haliyle sevindiriyor. Çünkü bir fuarı organize etmek gerçekten çok kolay olmuyor. Çok farklı hikayeleri oluyor. Çok gitgellerin olduğu bir yerde sonuca gitmeniz gerekiyor. Ve sektörde o kadar çok bileşen var ki hata yapma şansınız yok. Biz bugün sabah 6'ya kadar yine fuar alanındaydık. Sırf firmalarımız memnun bir şekilde start versin diye, sırf organizasyonumuzda herhangi bir hata olmaması için inanın bugün daha kendim herhangi bir uyku falan almadım. Lakin enerjimiz yüksek çünkü bir başarıya doğru gidiyoruz. Bir başarı hikayesini gerçekleştirmeye doğru gidiyoruz. Bu da bizim enerjimizi almış durumda. Zaten sizin giriş konuşmanız bizim enerjimize artı bir enerji kattı. Dolayısıyla sizlere de çok teşekkür ediyorum. Milas'tan buraya kadar zahmet ettiniz. İşte standları dolaşıp firmalarla röportaj falan yaptınız sanırım. Çok güzel geri dönüşler de alıyoruz bununla ilgili. Bunlar bizi sevindiriyor. Bunlar bütün yorgunluğumuzu alıyor. Ve bizi bir sonraki proje için daha da heyecanlandırıyor. İnşallah biz Bodrum'da daha kalıcı projeler yapıp 2022'de, 2023'te ideal fuarı Türkiye'de marka yoluna götürmeye devam edeceğiz inşallah. Standlardaki firmaların yetkilileri de düşüncelerini paylaştılar. Çok güzel hazırlanmış. Bakıyorum daha fuar açılmadan biz dostlarla beraber bir hemen kaynaştık, tanıştık. Ve sağ olsun gerek Recep Bey gerek Abdurrahman Bey, her ikisi de inanılmaz derecede ilgililer. Her dakika bir şey ihtiyacınız var mı, bir şey eksik var mı? Hep bunları sorarak geldiler bize. Onun için yani bir fuardan bir bekliyorsanız burada iki almış olduk. Onun için
hakikaten çok keyifliyiz, mutluyuz yani. Çok keyifliyiz bu noktada. Efendim, fuar 4 gün boyunca devam edecek. TV 48 ekranlarında olmasa dahi. Fakat fuarımız Herodot'ta devam edecek. Devam ediyor. 30 ile 3 arasında. 31 Mart ve 3 Nisan arasında devam ediyor. Buyurun efendim, buyurun, buyurun. Herkesi bekliyoruz. Evet, Recep Bey'le ilk iletişime geçtik. Kendisi çok yardımcı oldu ilk günden itibaren. Şu ana kadar da yerdeki halılardan tavandaki aydınlatmaya kadar birebir bizle ilgilendi. Kendisine buradan da teşekkürlerimi iletiyorum. İkinci fuar galiba ideal fuarın Bodrum'daki. Fuarcılığın Bodrum'daki ikinci fuarıymış. Geçen sene bilgimiz yoktu. Biz ulaşamadık ama bundan sonraki fuarlara her yıl katılım göstermeyi düşünüyoruz. Memnunuz çünkü ideal fuarcılıktan. TV 48 izleyenleri, izleyicileri, gördüğünüz üzere İstanbul'dan gelen başkanımız yanımızda. Emre Aydınlatma, Semih Mert Büroğan. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. İyi günler.